Efendim sevgili izleyiciler, bu platform birazcık efsunlu, böyle bir enteresan bir atmosferi, aroması var. Burada kabuklarınızı kırıp kalkanlarınızı indirip ancak gerçeğinizle var olabilirsiniz. İşte bu hafta böyle duygusal ve içten gelen bir konuşma yaptı. Size ne derece geçti, kendisini nasıl ifade etti bilmiyoruz. Yarışa gelince orada da iddialı. Dansı tercih etmiş diyecektim ki, dansa hiç bulaşmadan 80'leri burada tercih ediyormuş. Evet, o sen. Esra Balamehir podyumda. Arkadaşlarımıza. Esra'cığım, zor muydu? Çok zordu benim için çünkü dün gece öğrendim. Bugün yapmak çok zor. Hiç yalan söyleme. Kimse, ciddi. Kimse dün geceden öğrenemez. Ben dün daha hafta içinde anonsunu yaptım. Ben konseptler. Hafta içi hep 80'ler yazdırdım. Evet. Fakat sevgili Ozan bana çok pres yaptı. Yaparsın, güven bana. Kim yaptım? Dans çalıştığım hocam. Evet. Dedi ki yaparsın, hiç problem yok dedi. Evet. Dün gittim. Ya bu seninle ilgili bir şey, yani bizden sana söylenen sizden bir şey değil. Evet evet. Ben bütün sen hafta sadece 80'ler hazırlıyorum dedim. Hı-hı. Son anda dansı da içine katmak istedim çünkü içime sinmedi. Hı-hı. Böyle yürümek evet zaten yetmedi. Çok süper yürüyemediğim için en azından dedim bir atraksiyon olsun. Acaba ben süper dans edebiliyor muyum? Musun? Bir de onu ben öğrenelim. Işte, gel bakalım. Aslı. Esra. Canım.
Bir kere ayakkabıların 80'ler ayakkabısı evet, değil, onlar da değil. Ayakkabılarımı giyebilir miyim? Onlar da değil. Onlar da değil. O en azından hayır, üstüm uyuyor. Hayır, topuk bu kadar olacak. Onlar da değil. Bunlar bir, dans ayakkabısı. İkincisi kıyafetini ben beğendim, ayakkabıları aç. Fakat dansını sanki hasta bir çocuğu zorla dans ettirirlermiş gibi. Böyle öyle dedi zaten, zorla oradan al buraya koy bilmem, onların arasında kendini yok etmeye çalıştın ama yemedi bence. Yani sadece kıyafet yapsaydın belki daha da güzel olurdu. Hani dansı becerdin becermedin değil ama sanki hani aman bunu bırakmayalım, aman bunu düşmesin tutalım. Biz olmazsak mümkün değil. Hani böyle bir sende o böyle o kıvraklığı, o bilmem neyi falan evet, bir korktuğunu gördüm. Evet ama o biraz kostümümden kaynaklandı. Çünkü üstündeki o da bizi burada nefes nefese bıraktı. Ay ay yazık düşecek, evet, geçecek, düştü, aman düşecek. Bilmem ne ben falan. Ben de bütün dans boyunca böyle bir keyifle izleyemedik yani, gerildik anladım. Ay düşecek misin, tutacak mı, o ayağındaki şey kayacak mı, üstlerine mi düşeceğim falan filan. Ama ben şurayı beğendim. Ya ayakkabı var, saçın, başın, o kolyelerin bilmem neyin, onları çok beğendim. Tuğçe. Kıyafet evet, ayakkabı hariç okey ama bence biraz önce arkadaşımız Berna bana şey dedi ya, dansçının ekmeğini yemişsin diye. Hı-hı. Yani hani herhalde bence şu an yorum yapması gerekir. Dansçılar dans etti, sen sadece hani tempo tuttun ufak ufak bana göre. Çok karışıktı yani, hani belki çok kısa zamanda çalıştığın için olabilir. Evet. Çok şey gözüküyordu, kirli gözüküyordu ama hani kostüm çok hani 80'ler gerçekten, ayakkabı hariç. Ben kostümü de açıkçası 80'ler bulmadım çok fazla, saçın ve hani ellerin kolların dışında. Çünkü hani bu istiyor bir tozluk bir şey bence 80'ler dansında muhakkak. Yeterince tütülüydü ve örnek aldığım kişinin ayağında evet, tozluk evet, Sarah yoktu. Jessica Parker'dan almışsın. Doğru değil mi? Tozluk yoktu ayaklarında onun. Bir de 8 kişi dansçıyla çıkmak, o arada kaynama oluyor. O zaman ben tek başıma 80'leri yapıyorum mesela. O zaman daha çok risk almış oluyorum kendi adıma. Yani çünkü aslında ne kadar kalabalık, arada kaynama o kadar şey oluyor. Ben de o kadar çok para vermiş oldum. Yok yani. Tabii ki de öyle, emeğin var tabii ki ama hani arada para bize vermiş oldun? Arada evet, bize kaynamayalım diye söylüyorum. Çok para demek Öykü Hanım yani. Ben de hiç mutlu olmadım bu durumdan ama yapacak bir şey yok. Yok tabii ki de Esra. Bütçeyi açtın mı? Hani tabii yani ucuz değil. Sonuçta 8 kişi fazla kalabalıktı. Bugün bir dansçı nereden baksan iyi para kazanıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani internette bir ikonun kıyafetini bulup diktirmek çok kolay. Şu parçaları bulmak için gerçekten çok ağladım yani. Şunlar 80'li yıllardan kalma. Ben tekrar de gidip diktirdiğim tek tek tight'lar, diktirip şu ayakkabı topuğu falan yani hani anlatabiliyor muyum? Emeğin var tabii ki ama hani ben tek başıma olduğum için belki biraz şey geldi Esra. Şunu demeye mi getiriyorsunuz yani, kostümün eksiklerine hadi dansla da şöyle bir hayır, kapatalım Nil oldu. Hayır, Nil bugün sadece kostüm giydiği için o yüzden bana yürümeyi tercih ediyor. Yok yürümüyorum, yürümüyorum. Sen de yapsaydın. Yani keşke uğraşsaydın. Ama ben dediğim gibi hafta içi kombinlerimde de renkleri ve şeyleri risk aldığım için bugün de risk almak istedim. Esra'yı da ben hani o konuda eleştirmek istiyorum sadece. Kalabalığın arasında nasıl dans ettiğini bile pek göremedim. Tabii ki de emek var, koreograf var ama o kadar da beceremediğimi düşünmüyorum ya. Aslı. Gönül teyze değil mi bak? Evet. Evet. Gönül teyze. Evet. O havaya deneyelim. Da girdi. Şöyle. Vardı. Hiç kimse dolma yapmadı değil mi burayı? Göremedik. Ben bir dolmaya yakın bir garip o bir şey o dolma yap. Değil, dolma bayağı böyle. Evet. Şöyle çevirip. Vasfiyet et. Vasfiyet et. Bize bir dolma örneği gösterebilir misin? Böyle evet. Mi? Olma ama bir de şöyle bir mandal olur. O 90'lar evet. Oluyor. Serpil Çakmaklı. İlk defa duymuş gibi 80'lerde dolma. Acaba 90'larda mıydı dolma? Çünkü ben yani 90'larda hayatım yaşın itibariyle 80'lerde 90'larda hatırlıyorsun. Ama işte tam doğru. 80'lerse dolma istiyoruz. Ha, tamam. Gizem cevap versene. 80'lerde sen küçücük bir çocuktun. 80'lerde küçücük değildim. Okula gidiyordum. olsun küçük sayılırsın. 90'larda çalışıyordum. 2000'lerde çalışıyorum. Şimdi de ablaları olarak. Ne dedin sen? Peki Hatice. Son yorum alalım. Yani dansçılar güzel dans etti. İyi kurtardılar seni. Bence sen sadece şarkı söyle Esra'ya. Ben hiç beğenmedim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Çok çirkinim biliyorum baştan. Evet. Uzlaşmayana hiç gitmedi. Serdar'la başlıyoruz. Ben puan veremiyorum. Evet. Yorum yapacağım.
Versen kaç verirdin? Böyle konuşalım ama. Bilmiyorum. Bence güzeldi. En azından 10 üzerinden. Emek var en azından, dansçılarla çalışmış. Ne kadar uzun çalıştın değil mi? Yok hayır, sadece dün gece çalıştım. Yok be, dün gece çalıştın. Hayır yani dansçılarla çalışmamıştım. Bence sen hiç kibar davranma. Yürü. Bir gece çalıştım diyor. Hiç kurtarmaya çalışma. Onlar var ya. Sen direkt. Acımasız mı olmak lazım? Neyse o. Hayır, neyse o olmanız gerekiyor. Şimdi orada gerçek, bir niyet gerçek var görüyorum. Ben he? O ne? Belimi ölçtüm, 64 geldi. Kilo mu verdin sen? Güzel. Demek ki 90-60-90'a gidiyorum. 4 kilo daha verirsen. Az kaldı. Vallahi. Peki. Senin yani 90 biraz var. 90 ama bence. Yalnız bir 90 evet. Yaşla ilgili. Yaşla hanımlar mi? Çok acımasız. Ben hayatım boyunca acımasız olamadım hiçbir şey, hiçbir konuda. Ben Esra'yı eskiden de tanıyorum. Her zaman pırıl pırıl. Çok da güzel dans etti. Teşekkür ediyorum. Hiç de sıkılmadım. Ben beğendim Öykü. Teşekkür ediyorum. Puan verirsem 9 veririm. 9. 9. Teşekkür ediyoruz Serdar Ortaca'ya, İvan'a. Hoş geldin Hatice. Esra. Esra mı? Hatice dedi ya. Helal İvan'a. Yok, sezon sonuna kadar Hatice. Seviyorum seni İvan'a. Ne yaptı biliyor musun? Hatice üstünde konuşuyoruz burada. Ha. Ve Hatice olarak kafada benim yüzümden. Hatice olarak şey yapıyor Esra'cığım. Ben İvan'a dedim ki Hatice şarkıcı, bildiğimiz Hatice mi? Evet, evet dedi. Şarkıcı. Oradan aklında Hatice kaldı. Esra'yı Hatice yaptı. Neyse Esra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Emin olmadığın bir şeye yapma bence. Yani çünkü biliyorsun rekabet çok çok yüksek ve yani bütün kızlar zaten bir şey yapmaya çalışıyorlar ve kesin eminim herkes çalışmış performanslar için. Sen de öyle yapmalısın. Eğer çok fazla çalışmadın bence de küçük bir şey yapsaydın daha iyi olurdu. Bu kadar uzatmanın gerek yoktu yani. 3 dakika şarkı yap. Çünkü istediğimi yapamadım. Hem yılbaşı girdi, sahnem vardı, kar yağdı, benim evim yokuşta. Çok problemler çektik yani. Aslında biz çok kötü bir haftaya denk geldik. O yüzden de bir sürü şeyde çok sıkıntı yaşadım. Sen kendin sahne çıktığın zaman böyle bir performans yapıyorsun değil mi? Bir show yapıyorsun herhalde değil mi? Değişik şeyler yapıyorsun. Yoksa sadece şarkı söylüyorsun. Hayır, evet şarkı söylüyorum. Çok dans etmiyorum. Yani, o zaman zorlandın belli. Evet, yani benim için ilkti, bu kadarını yapabildim. Daha anladım. İyisi tabii ki olur. Daha ben uzun çalışmayla. Kostümü çok sevemedim. Jessica Park'ın örnek almışsın. Ama Jessica Park'ın hiçbir şey ayrı göremiyorum şu anda ben. Çünkü birebirini yapmamaya çalıştım. Ya birebir de değil, tarzın olarak da aynısı değil. Çok fazla oyuncak bir bebe gibi olmuşsun. Yani 80'ler gibi değil. Ayakkabı yanmış zaten. Ayakkabılarım ayrı zaten. Onlar da stilettolar. Onlar benim için no yani. Daha küçük topuk olmalı biliyorsun. Ve daha böyle bir renk katmalısın. Çok renk boyumu beğenmedi. Şu puan vereceğim. Bunlar hiçbir şey beğen. Evet. 6. Teşekkür ederim. Esra kıyafetin hakkında hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü söyleyecek hiçbir şey yok. Görmüyor musun? Görüyorum. Peki. Hissediyorum. Hissi kavlam buku. Dans hiç olmamış. Bir karambol. Dans etmek de ruh isteyen bir şey. Sen onu ruhunla yapmadın. Belki içinde sayı saydın veya öylesine yaptın. Hiç saymadım. Hissederek yapmadın yani. Onu alıyoruz. Hani beni yerimden oynatamadın gibi gibi. Ayakkabılarla zaten yapman mümkün değil. Daha rahat bir ayakkabı giyseydin belki daha iyi hareket edebilirdin. Zaten sorunun bu biliyorsun. Vallahi bir okul müsameresiydi. Hani öğretmenlere sormadan talebelerin hazırlayıp da öğretmene sürpriz yapacağı bir dans gösterisi gibi bir şeydi benim için. Tabii ki düşük puan geliyor. Ama sen kurtarırsın biliyorum. Çünkü bir gün böylesin, bir gün böylesin. Herhalde haftaya daha iyi olacağına inanıyorum.
Aa sen de ya. O kadar da değildi ya. O kadar, o kadar. Çünkü hayır uykuları kaçsın, haftaya daha iyi olsun. Çalışsın. Çalışsın. Hep böyle der, görürsün bak. Esra'cığım, ben demin bir şeyi anlatmak istedim Sevil'deyken. Tabii siz dansçı değilsiniz. Ben de burada dansa puan vermiyorum. Dansın da jürisiydim. Dansa puan versem zaten Ozan 2-8 hatalar vardı. Hocası senin dansçılarda onları da söylerdim. İttin ama... Ozan. İndin evet. De orada olma. Ama ben onda o olay önemli değildi. Ben sendin baktım. Onun için Sevil'e dediniz ki ay kolay kolay. İşte kolay yapacaksınız. Siz dansçı değilsiniz. Onun için en kolaylarını alıp ayağınızı, çünkü vaktiniz de yok çalışmak için. Evet. Bütün maalesef. Dava o. Ay ben onlar gibi olmayacağım kızım. Ay mafsalarlı. Ay lumbagolarım. Ay bilim. Burada lumbagolarım. Ay masamız nerede? Ben olacağım bilim. Ay masa istiyorum. Sen hastalandın mı? Ay sana baka baka bana da bir yok, şeyler olacak. Ben izin, bunun yanına oturtmayın beni ya. Ay görüyor musun, duyuyor musun? Görüyorum da duyuyorum da. Gözlüğün belki etkisi olur diye düşündüm. Benim yaşımın sayıları yer değiştirmişsin. Haberiniz yok. Evet, puan alın. 8 kızım. Teşekkür ediyorum. Emeğine. Ne? 8. İnanamıyorum. Tabii. Aa, vallahi buna bir şey yok. Biz ne olur yanına oturtmayın beni. Aa, törpil var, törpil. Herhalde 5 verecek halim yok. Nasıl 5 veririm? Çalışmış. Baba kaç verdi? Çalışmış, yapmış. Peki. Üstündeki kıyafette bir şeyler var. Ayakkabıları o yanmış. O zaman okullardan imtihanı falan kaldırsınlar. Giren çıksın. Nasıl olsa herkes çalışıyor bir şey. Buradan girsinler, buradan çıksınlar. Tabii ben onları da geçiririm sınıflarına. Annen öğretmen diye galiba. Annem öğretmen diye. Allah rahmet eylesin. Naftalin kokusu susarsa başlayacağım. Buraya geliyor naftalin. Bak bunun yanına beni oturtursanız ben hakikaten naftalin kokacağım. Sen zaten kokuyordun. Daha fazla kokacağım. Ay Esra'cığım, senden bir şey rica edeceğim. Gece eve gittiğinde internette arama motoruna senkron yaz. Senkron ne demek? Bir onu böyle bir bende, bir öğren. Bir şey çok dikkatimi çekti şimdi. Dans ediyorsun. Dans eden bir kadın var. Buradan üstü de banka veznesinde hesap yapan bir kadın var. Anladın mı? O kadar başka iki durum ki. Rahat ol, boş ver. Sen dansçı değilsin. Rahat olamadım çünkü üstümdeki kostüm çok kaydı. Dün gece bunlar prova rahat yapmadığımız için zaman, bak, bir bugün şey patladık. Dün gece yapamadık, bugün yapamadık dersen ben puan eksiltirim. Oraya hiç girme. Şunu, provanı yapmak zorundasın. Ya bu iki görüntü var gözümün önünden gitmiyor. Ben hemen orayı geçtim. Sen dans, biz burada dans yarışması değiliz. Ha şovun bir parçası önemli ama sen nereye gidiyorsun onu anlamadım ben. 80'lerde ne? Hani ben 80'ler böyle şarkı söylüyorum klip çekimizde. Şimdi onu diyeceğim. 80'lerde bir klip sahnesi gördüm ben orada. 80'lerdeki bir pop yıldızısın. Evet. Hatta bugünkü pop yıldızlarından birine de çok benzettim ben seni şu anda. Öyle mi? Kime ismini benzettim? İsmini burada bu saçla kimseye benziyor olamaz. Saç olarak değil de hani o Gepier'in bu birbirine uymayan kıyafetlerinle önemli değil. 80'lerde bir pop yıldızı ve o klibe ben puan veriyor olacağım. Çok merak ederim. Söyle kime benzettin? Hakan. O kendini biliyor. Hadi ya. Seni görünce o kendini bilecek. Yerli mi yabancı mı kaç kelime? Yerli. Yerli de ondan söyleyemiyor. Yerli mi? Serdar hemen sessiz sinema oynar dikkat edin. Ha, Hande ile bir sessiz sinema oyunumuz var. Onu anlatsam ölürüz gülmekten de sonra. Nasıl bir şey? Bu anime. Tam yerine rast geldi o zaman dinleyelim. Şimdi ben kelime... Bir dakika ya, skandal. Skandal. Skandalı anlatacağım. Bir tane şöyle tarif ediyorum. Buradan fotokopi çekiyor, kare böyle bir makina. Biz şoktayız yani gerçekten. Scanner'dan skandala gitmeye çalıştım. Yani hani scan ediyoruz ya kağıtları. Aha. Oradan evet. Skandala bağlayamadım. Bağlayamadım. Hande, lütfen. Ama Hande anlamadı yani. Nasıl anlamazsın? Nasıl anlayamadın? Ay ben karşı takımım zaten. Scanner'dan skandal, bence skandal sensin skandal, yani. Skandal, gerçekten. Sen şöyle yapsaydın. Bence
Ona bakarsan... Ona bir yenildi. Düşünün. Şarkıları anlıyoruz ama işte filmleri anlayamadık. Yani benim bile kendimin anlamadığı şarkılarım var. Mesela bir tane bir söz vardı ya, mesela hangisi? Yar diye diye yandım bir yer var diye. Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım mesela. Bu ne demek anlamıyorum yani. Kızıl ötesi, ışınlı mı? Ha, onu anlıyorum. Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi. Ya anlatsana. Ben mesela... Anlıyorum, anlatamıyorum. Sanatçı burada ne demek istemiş? Anlatamıyorum ama anlıyorum yani. Anlatsana. Gerçekten anlamak istiyorum ben. İdrak ediyorum fakat kelimelere dökemiyorum. Biz de onu istiyoruz işte. Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket ödemem. Anlamadım. Sen demin söylenen şarkı sözlerini anladın mı? Ben mi? Çok merak ettim. Çok anladım. Biz hepsi göbek anladım. Ne anlayacağım ki? Siz anlamıyorsunuz, ben nasıl anlayacağım? Durum yani. Peki bilsem ki'den şöyle birazcık almayacağız. Evet. Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Sensiz bu son gecem, bu son sabahım tadı yok. Dur şimdi onlar okuyacak bak. Destek istiyorum, hiç kimse yapmıyor. Tek başına bu arada kaldım yani. Yapma. Kız duygusal şarkı bu. Yapma. Ridim ağzım. Değil mi? Yapılmaz. Ya şöyle oluyor bak. Orada bakıyorum herkese. Gene anlamadı. İvana şöyle oluyor bak. Bilsem ki aman Allah. Anladın mı? Yani. Öyle yapmak onu lazım. Bak şöyle yapman lazım. Bak şimdi hiç kimse alkışlamadan ne güzel olacak. Beraber okuyacağız arkadaşlar. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım. Son kez. Bilsem ki daha hiç dönmeyecek. Evet, şimdi karıştır. Ve bitiriyoruz. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım. Bravo. Harika. Sağ olun. Sağ ol. Ve çok konuştu demeyin gene yayını seyrederken. Ivana için remixini yapıyoruz. Hazır mısın? Evet, tamam. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. O zaman. Ben bu versiyonu daha sevdim bu arada. Hemen puanımı vereyim. Lütfen. Söylediğim gibi dansından etkilenmedim ama ortalama bir 7. Teşekkür ediyorum. Vallahi canlı şarkılar için teşekkür ediyoruz. Yorum sırası Hande Yener'de. Merhaba Esra'cığım. Merhaba. Ben de biraz tabii eksiklikler gördüm ama aslında 80'lerdeki saçmalığa sahipsin bence. O yüzden de hem dansta hem de kostümünde o havalar var. Ayakkabı bence de olmamış. Ben de 7 verdim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Yerine geçebilirsin Esra'cığım. İki deli bir araya gelmemeliydi. Kaldır elleri. İki deli bir araya gelmemeliydik. Belki de bu kadar sevmemeliydik. İyi kötü atıyordu vücuda, yetiyordu. Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik. İvana be, şey söylesene. Evleri göçtü neylim, köprüden geçti neylim. Evleri bir deney bana. İki deli bir arada.
Hollanda podyumda binbir şekilde ve kılıkta görmüş olabiliriz ama bir Latin dansında kıvrak figürlere kendini kaptırmışken hiç görmedik mesela. O da buraya kısmetmiş. Gizem Özdilli podyumda.